Uf, ışığa bak. Sky Sports'un Mercedes aracını seçtim. Ben yine Ferrari. Bir araç seçip o aracı süreceğim sanırım ya. Ali abinin dediği gibi bir araca alışmak mantıklı. Bu ne ya? Eğim yok bu virajda. Üçüncü viraj. Yarış kaç dakikaydı bu da? Bakmadım abi. Şeyde gözüküyordur. Pit'te baksana. 15'ti galiba. Pit'te nerede bakacağım? Gözük göremiyorum. O ekranda gözüküyor ya. Menü gibi ekran var ya. Bu QS sırasında falan orada bir yerde yazıyordu. Ali abi bakar olmadı ya. Ekirdekinden çok farklı. Bayağı. Üçüncü virajda eğim yok. Bu araçlar için olmamış olabilir belki de. Şeyde o kısa DRS düzlüğü de eğimli burada. Sola kırılıyor. Son düzlükte ki eğimde girebiliyor araba, dikkat edin. Üçüncü viraj öncesinde çok zorlanıyorum. Çünkü bayağı full gaz geçirebilir gibi gösteriyor çizgi bile. Ama araba gidik yani. Uçmaya meyilli. Pistin alakası yok gerçekten. Gerçekte böyleymiş ya.
He, bu GT için farklı oluyor olabilir belki Burak abi ama. Oğlum yoldaki eğim yok onun. Seriye göre nasıl değiştirecekler? O 3'teki eğim bu sene arttırıldı mı düşürüldü mü bir şey olduydu onu hatırlıyorum da dediğin gibi. Eğim yok yani gerçekten. Son virajda da öyle. Son virajdaki fena değil, o bayağı benziyor az çok, eğim var ya biraz. İki sene. Bu pisti daha önce bu oyuna eklemiş olabilirler mi acaba? Olabilirler. F1 için tekrardan o tarz bir şey yapılmış olabilir. Evet, F1 kendi yaptı pisti zaten ya. Pist yapım aşamasındayken yaptı F1 pisti. Pist yapılmadan F1'de pist çıktıydı. Aynen. Ona rağmen iyi yapmışlar. Ona saygı duyarım. Ama hala inatla şu lazer tarama işine girmiyorlar. Yorum yok. Kaç attınız ya turlarınız? Ben 1.39. Kaç? 1.39. 1.47. 1.41 benim de. Bir kırka düşürdüm. Arka arkaya oldu bu üçümüz zaten. Ben de sürmemiştim. Bu arada şu hot lap videosu at dedin ya abi. Attığım bu pistti galiba. Gerçekten adamın dediklerini uygulayabilirsen çok güzel kazandırıyor. Patlet değil de track guide atmıştım ben. Track guide miydi? Neyse işte. Nerede yapacağım falan. İşte tamam. Zaman kazanacağın yerleri de söylüyor o videoda. Hani şuraya değersen kaybedersin diyordu gerçekten. Az önce şans eseri bir tanesini böyle denk geldim. Hani yapabildim. Dediği kadar fark etti. Bu adam mıyız biz diye? Yukarıda Kuali yazıyor. Ben Praktis diye hatırlıyordum. Son sektör dönemiyorum ben ya. Bana full gaz geçilir diye gösteriyor yarış çizgisi. Geçer geçer. Dönemiyor ama. Full gösteriyor, yeşil çizgi gösteriyor yani full gaz geçersin diyor da. Ben beceremiyorum valla. Şu sağda bir tane viraj levhası var, orada direksiyon tam oraya geldiğinde sert bir şekilde. Benim F1'de çok sevdiğim bir pistti burası. Ama 2021 oyunda kanser. 2020'de çok keyifliydi. Soldaki körtler başlamadan fren yapıyor. Kim? Burak. Beni izliyor. Tam gaz
levhada içerim mi ben? O çok kayı gönder. Yok abi. İşte arabada farkı olabilir. Olabilir. Bitti kufayla. 20 dakikaymış yarış bu arada. Kaç yiyor benzin ya, görüyorsunuz mu? Saatte yazıyor. 2.22 2.21 tur başı. 38-40 litre yine garanti galiba. Eyvallah Selim, hoş geldin. Aa, aramıza kara kediler girdi. Euro 38, öndeki adam bayağı fark. Ali abi yakın, en yakın. Burak abi de yakın aslında. Kovalayın adamı. McLaren 700, 720S GT sürüyor, manyak bir şey. Güzel. Mehmet'ten setup'ını alalım. McLaren setup'ları var diyordu. Hocam. 36 litre aldım ben. Ben de 39 aldım. Bizim Burak'la yaşadığımız olaydan sonra fazla alıyoruz. 36 mı aldınız? 36 aldım. Ben 39 aldım. Ben de 40 alayım da ne olur ne olmaz. Son 1 litreyi koklaya. Valla. Evet, motoru çalıştı. Unuts ben de otomarlı. Bir de yağmurlu bize bir praktis yapak ya, yağmurlu bir yerde. Bir deneyelim de gör yağmurun. Çok mu kötü? Çok bomba bir şey ya. Su birikintileri falan öyle bir kasıyor ki. Ulan yarışacak mecalim yok, sizi burada görünce kıskanıyorum ya. Zandvoort girdik Mehmet. Bir kanser pisti. Abi siz neden böylesiniz ya? Bir yarış başlamadıysa biri yayın açsın. Benim Twitch'te yayın açacak, yani Discord'da da biri açabilir. Twitch'te geç geliyor. Aa, tam başlıyormuş. Ali birinci misin? Ben iki. Kalkamadı abi, bu soldaki. Ne oluyor ileride? Ya Ali. Hı? Bu arada ne öğrendim abi? Bu kuali atıyoruz ya biz. Kualde frenler var hani. Şey, fren şey. Bir, sıralama için kullanılanmış abi. Daha iyi fren yapıyormuş ama çok çabuk şey oluyormuş, patates oluyormuş. Haberin olsun. Abi sen yayında paylaştığın görüntü benim oynadığım oyundan daha kaliteli gözüküyor. Benim mi? Yok şey, Ali'nin yine bakıyormuş. Hiç şey yapamadım. Görüş bak, startı izleyeyim diye. Oğlum bu işte eğim yok Mehmetcan. Nasıl var? Oğlum bu gerçekte eğimler aksi yok ya. Bunda pistler lazer farmı değil mi? Abi neye göre alakası yok diyorsun ya, normali budur muhtemelen. Vallahi şey, girme. Oradaki o şey F1'de izlediğin, yani yarışta izlediğin diyorsan orayı yenilendi sanırım ya. Ben de az önce onu dedim Burak abiye de, sanırım daha da yükselttiler.
Evet evet bir yenileme yapıyor. Değil mi? Ben de öyle bir şey duydum. Bizim Selim McLaren 720S GT sürüyormuş lan. Dedim Mehmetcan'a yaz setup versin sana. Ha yazsın ya, var bende hepsini setup. Selim gelsin orada da dağıtsın bir tane. Dağıtıyor ya, ya. Spy'ı 2 sürdü yok etti anasını satayım. Abi adam var ya şimdi şeyini biliyor, kaç yaptı Spy'da? Sen ne yapıyorsun Ali? Hatırlamıyorum tur süresini de. WhatsApp'ta fotoğraflar var, pole almıştı kaçla. Ali abi ne yapıyorsun? Aa Ali abi gidiyor. Kim drive through yedir? Birinci. Oy. Hata yapmasaymışsın iyiymiş be Ali abi o zaman. Birinci şey mi yedi? DT yemiş. Abi 80 olabilir. Şey, Ali 80 oldunuz mu? Ha olmuşsun. Yarıştan sonra bir baksana low fuel hangi pistte istiyormuş şey. Neydi ya? Şey batch mi? Batch neydi işte o? Batch. He. Oraydı. Kaç istiyor onu hatırlıyor musun? %105 istiyor işte. Süreyi hatırlamıyorum da %105. Abi Brands HD'de de 7 tur. Ben atarım ya Brands HD'de. Kaç yapıyorsun sen orada? 1.28 falan. Oh. Ah! Abi ne abi? Ali'nin hatası yoktu abi orada. Totomu elledin. Abi çizgi bana fren dedi, fren yaptım. Aa, çizgiye bakarsın. Aa. Abi bilmedim bir ne yapayım. Ali'nin lastikler cayır cayır. Frenleri yapamıyorum, olmuyor anlamadım. Abi arabaya bak ya. Jeep amına kodumun arabası. Hiç kör mörk dinlemiyor amına kodum. McLaren var ya, körbe değdin mi mahvoluyorsun. Sen burada biraz kesin mi? Çok hafif kesmem yetiyor da. Garip yani. Geliyor Apache geliyor. Drift atacak şimdi bakalım belki. Çakal kasa Ali. Ali tam kasap dalışı yaptı orada. Karnım acıktı ya. Keşke uyusaydım. Ben de acıktım ya. Öne dikkat et abi. Mesela burayı full gaz gösteriyor. Yemiyor abi bazen. Ufak bir çekiyorum yani. Almayacak gibi geliyor araba. Abi o körü nasıl öyle dönüyorsun ya? Allah kahretmesin. Sinir oluyorum ya. Abi düz yolda gider gibi kör dönüyor araba abi. Vallahi hileli. Sağdaki körbü mü kesmeyi diyor. Haa. Onu track guide'da da kessin diyor. Her araba keser gibi bir şey dedi adam. Abi kesiyor zaten. Kesmesi değil. Yok McLaren de kesiyor orayı da. Bu araba hiç curb yokmuş gibi davranıyor abi BMW. Bak mesela şu geçtiği curb ben McLaren'de aldığım zaman zıplıyor araba. Bu hiç öyle... Ben de bayağı zıpladım. Ferrari ile zıplıyorum yani. Ferrari ile McLaren zaten benzer ya sürüş şeyleri. Tarz olarak. Ferrari, McLaren, Lamborghini. O şey üçü benziyor birbirine. Hay Ali, Verstappen. Verstappen. Abi o virajı nasıl alıyorlar biliyor musun Ali?
V şeklinde mi? Abi dışarı kadar açılıyorlar böyle fren yaparken. Oradan içeri veriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam öyle dönüyorlar. Ben de öyle dönmeyi çok istiyorum ama dönemiyorum. Aa adam gitti. Bak ben McLaren'e böyle girsem var ya şu an Ali. Kesin spin'di abi. Az önceki girişini alırdı da. İçeri dalacak zannetmiyorum. Ben en son böyle şeyin Sezai'nin yarışını izlemiştim. iRacing'den Discord'da böyle şey. Abi Sezai böyle viraja girerken dışarı yanaşmaya korkuyor ya. Hatırlıyor musun onu? Var mıydın sen? Ya çekişte sola amına koyayım. Ne var o ya? F1'de bile yapmam mı pek yani? Abi F1'de yine zor da bu arabalar adam böyle virajın bayağı ortasında gidiyor viraja giriyor. Artık böyle şey yaptım ya Sezai işi al işte şu solu amına koyayım diye. Bağırıyorum. Oo sürtüşmeler sürtüşmeler. Çok güzel geliyor. Çıkışta alacak. Bu kırmızı çizgi çok yanlış veriyor. F1'deki gibi değil ya. Araç çok uzak. Kırmızı çizgi çekiyor arkamı. Bu şeyde Assetto Corsa'da da kompetisyonede de hiçbir işe yaramıyor abi şey. Aynen çok şey. Yani hani liderden ben 12 saniye falan yavaş süreceğim dersen ona işe yarıyor yani. Ya da single player'ı açıp böyle ne? Şey yapar. Car on the right. Yarış çizgi. Yarış çizgisi diyorum. Onu bayağı demiyordum yavaş. Ya. Yani yarış çizgisine uyarsan. Usta ne yapıyorsun? Solundayım ya. Sola bir kapanması var. Zambord. Ben burada şeye girmiştim ya, low fuel'un yarışına girmiştim. O yüzden bayağı biliyorum burayı. Gerçi ben bütün pistleri biliyorum artık. Şu an işte 6. turu. Alıştığımız yerdeyiz. Burak senin kaç oldu şey? Güvenlik şey puanı? 78 abi ben anlamadım. 79'du. Yarışa girmeden düştü. Temas yok bir şey yok. Allah Allah. Neyse bir şey kalmamış. Abi sol lastiğin yanıyor. Sağ arka, sol arka lastiğin de yanıyor. Normal. Çok şey yapıyorsun Ali. Çok keskin direksiyon çeviriyorsun abi. Böyle lastikleri oturta oturta yavaş yavaş çevirmen gerekiyor. O yüzden yanıyor. Apache işte adam ya. Düzgün çevirse ne olacak? Göt ata ata dönüyor. Allah'tan bunda korna yok. Oğlum bayağıdır şey yapmıyoruz lan. Assetto Corsa'da çakal kasa Mercedes oldu.
Bu tarz oyunlardaki en nefret ettiğim şey simülasyon diye şu arayüzlerin kötü olması. Abi kompetisyon oyunu o kadar da kötü değil. Çok ya. Kötü değil evet. iRacing'e bak göre de. Hani mesela, gerekli şeyleri ayarlayamamak deli ediyor beni. Mesela map'i full yapabileyim. Madem map koydun. Map'i full yapıp ne yapacaksın lan? Ben öyle seviyorum. Kimlerde görmem lazım yani. Burak, Artaktör 2 oynamadın değil mi hiç? Yok. Onun arayüzünü görsen. O çok çirkin ya. Gördüm. iRacing mesela o konuda. Ya bir de sadece şey arayüzü de değil. Hani araç içi cartürt falan o konularda da bu ciddi araçları o konuda pek hoşuma gitmiyordu benim. Tasarımcı olmamdan kaynaklı olabilir. Mesela şu anki Ferrari'nin çok iyi de. Nice. Ben McLaren'inkini çok seviyorum ya. Ferrari'ninki de güzel. Direksiyonu falan güzel bunların gerçekten. Ama mesela iRacing'deki Mazda. Hani. Mazda'nın Allah belasını versin. Yani. Abi benim iRacing'de C lisansım vardı, tamam mı? Şey, Ferrari Challenge mı ne bir şey var işte. He. Onda yarışıyorum. Abi kasap yani sürekli vuran oluyor, şey oluyor bilmem ne. Abi, deliriyorum yani. Klas fark etmeksizin her yerde var ya. A'da da var, yok, B'de de var. Yok öyle değil işte. Ondan sonra şeyle konuştum. Osman var ya. He, Rons. Dedim abi delireceğim yani. Yani şöyle söyleyeyim abi. iRating 1700'e çıkıyor. Bir yarışta 1300'e düşüyor iki yarışta. Sonra 1700'e geri çıkıyor falan. 1300-1700 arası gidiyorum. Delireceğim yani. Ya sonuncuyum ya. Nerede Osman? İlk beşe giriyorum falan. Dedim ne yapayım falan. Dedi abi Mazda'da yarış. Hani yarışı da siktir et. Kazasız belasız Mazda'da dön amına koyayım dedi. A lisansı al. İşte bir şey varmış. Yine şey GT3 Endurance falan mı? Lisansı çıkıyor. Hatırlamıyorum abi. Abi sikeceğim o Mazda'da o lisansı alana kadar öldüm dirildim. O amına kodumu gerçek hayatta verseler sürmem. O kadar bezdim onu okuyayım yani. Siktimin Mazda'sı. Bir de sıkıcı. Sürüşü de iğrenç. Tek tiksindiğim şey açmışlar ya C klasa bu sezon. F1. Tam ölümdür onlar. V12 C klas açmışlar. %100 bir de yarış. Ya iRacing'e şey uyumsuzluğu var bence sadece. V12'nin. SCMC sistemi yok ya. Evet. NASCAR'da var mı safety car? Erkeklerler. Var. Tabi var. NASCAR'ın güzel tarafı o zaten abi. İnsanlar o yüzden seviyorlar. Sürekli toplanıyor arabalar. Belki, belki eklenir F1'e de. Çok beklenilen hype almadı ama galiba. Mercedes aracım. Almadı çünkü bence hoş değil ya. Yani çok sürüşü güzel. Ben sürüşü bayağı iyi ya. Yok abi bana çok arcade gibi geldi o. Yok ya sürüşü bayağı güzel. F1'den sonra hele. Nereye çevirsen dönüyor. Otomobiliste 2'ye bugün şey gelmiş. Onu konuşuyorduk burada işte. F1 lisanssız halinde kendileri getirmişler. Serhat abi sürdüm bayağı iyi diyordu valla. O oyunun da online oyuncusu yok işte. F1 geldiyse belki olabilir. Yani ismi hani Formula Ultimate Gen diye emine getirmişler de işte. Ben şeye girmiştim. A lisansı isteyen bir şey vardı Formula işte Mercedes'te. A lisansı isteyen yarışlar. Onlar V12 işte. V12 mi yoksa ondan öncesi mi? Öncesi herhalde. Araba ilk çıktığında abi. C lisans değil A lisans. Evet şu anda yine A C zaten. C yeni geldi işte bu sene geldi. A istiyor yoksa. İlk çıktığında A lisansla yarışmıştım. Gayet temizdi yani. Şey yoktu, troll yoktu da şey çoktu. Arabada yeni gelmişti ya daha. Çok spin atan falan oluyordu. Spin atan çok bir de şey var galiba. Lag kontak ya. Lag olayı çok hızlı ya. Öyle diyorlardı. Araç. Ben temiz yarıştım da ne abi para yetmiyor ya.
iRacing'e. Ben iRacing duruyor. Yurt dışına gidersen sararım. Ben valla şey varken, kompetisyona varken yurt dışında olsam kompetisyon da kompetisyon da ya. GT yani. Ben orada da GT sürüyordum ama ben GT 3 seviyorum ya. Ben F1 olarak... seviyorum abi. Ben sevmiyorum F1 ya. Hele F1 menajerlik oyunda o kadar hype'ım ki. Ben futbol menajer testleri falan delisiydim yani. Çocukluğum şeyimiz. Şey oynadın mı? Motorsport menajer. Oynadım oynadım. Abi o da çok güzel. O oldu. Da keyifli. Yani işte. Bu motorsport menajer şeyi yaşatıyor ya bana. İşte stratejik kararı alırken bu takımların yaşadığı gerginliği tutar mı tutmaz mı? Evet evet. O kötü bilmez değil. Motorsport Manager'ın pistler misler gerçek değil ya işte. He o kötü bir tek. O baya kötü. Hadi şey araçları lisanslıyorsun. Pistleri de ben 3-4 sezon oynadığım pistler de artık tanımaya başlıyorsun. O ayrı ama yani çok garip tur süreleri çıkıyor. Komik oluyor. Ben oyunun şeyini çok beğenmiştim. Oylama yapıyorsun ya bir sonraki sezon. Bu F1 Manager'a da geliyormuş, onu söylemişler. Öyle bir şey olacakmış. Oy kullanabileceksin diyor. Zaten oyunun default'unda şey başlıyor. İlk 8 mi puan? İlk 6 puan alıyor. Sonra oylayıp onu ilk 10'a alabiliyorsun. Oylamada ilk 10 çıkıyor kesin. Mod kurmadıysan. Ben Motorsport Manager'da şeyde yarışamamıştım ya, Formula 1'de. Onu becerememiştim abi. Mod kurmuştum ben. Yok şey, öyle değil. Becerememiştim abi, çok sık ya böyle. Her hafta şey var bilmem ne. Abi hem o var hem de şu garip. ERS'yi sen ayarlıyorsun sistemin içinde. Yani o biraz... Çok yorucu oluyordu ya yarışta. He, mod yapıyorsun da işte yani... Hani... O biraz yani değil mi hani tur tur ayarlamak lazım. 50 tur anasını satayım. Ben veriyordum otomatiği abi. Yani iki pilot var ya, bir tanesini ben kontrol ediyordum. Diğerini otomatiğe veriyordum. Bu F1 Manager şeye çok yükseliyor. Onu inatla dillendirmiş ol son videoda. F1 TV grafikleri. Hani gerçeğe yakın grafikler yapacağız diyor adam. Ne zaman çıkacak bu? Yazın. Muhtemelen Ağustos bir falan şey olur. Tarih belli değil. Yazın diyor. Fiyatı tabii ki bizim için kilit nokta. Ben almam ya muhtemelen. Ben F1'in bir dahaki oyununu da almayacağım. F1'in bir sonraki oyunu alma ihtimalimiz yok ki. 700 lira. Abi ben zaten bu oyunu aldım. Ya ben indirim bekleyip aldım ya, çok 140'a mı 160'a mı ne aldım da ona da değmedi ki. 50-60 saat oyun süren var amına koyayım. Yani 400'e aldım. Başında aldık. Şimdi %50 indirim olsa yeni oyun fiyatıyla 400 bile alamayacağız muhtemelen yeni oyunu. %80 falan indirim lazım alabilmemiz için. O da kaç paraya geliyor? 700 liradan satışta kaç paraya geliyor %80? Hiç bilmiyorum ki abi. Hesap 140 liraya gelir. 140 mu? 140 liraya gelir işte. 140 falan işte aynı. Burak abi kazandı. 2 ay önce şey yaparsın işte. Game Pass'e gelir falan oradan. Game Pass'e şeyde geliyor işte. Çok geç geliyor. Geliyor da. Bir de şimdi sadece konsola gelmiş. PC'ye getirmediler. Ben bir de şeyde bu F1'de çok kazıklandım abi. Bu aldığımda şöyle kazıklandım. Bu bir ara bir hafta sonu şeydi ya, bedavaydı. CNMS şeyi. Onda geldim ben. Oyun çok hoşuma gitmişti abi. Frenajı falan Assetto Corsa gibiydi böyle. Sonra güncellemeyle. Ondan sonra ben oyunu satın aldım. Güncellediler abi. Eski o tırt frenaj. Ben Formula 1'i sevmeme sebebim frenaj zaten.